mutluluğumu bilemezsin. Anladım ki hiçbir şey bizim aşkımıza engel olamaz. Sen her koşulda sevmeye söz veriyorum. Mektubunu sabırsızlıkla bekleyeceğim. Çok romantik değil mi ya? Hani Haluk amca sayesinde şu an Orçun çok mutlu. Ama şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki keşke senin baban da Haluk amcayı dinleseymiş diyeceksiniz. Aslında küçük ve masum bir öneriydi ama bakın olaylar nasıl büyük bir maceraya dönüştü. Ne oldu? Ay Gönül ne oldu? Ya yarın bizim evlilik yıl dönümümüzmüş. Ay tamamen aklımdan çıkmış Meltem. Ay Gönül aşk olsun bir şey oldu zannettim ya. E çıkar tabii aklından şimdi Teok yılı normal. Ne yapacağız peki? Ay senin bir şey yapmana gerek yok. Niye düşünüyorsun ki? Tuna kesin bir plan yapmıştır. Hiç atlamaz. İnşallah böyle çok büyük bir plan yapmamıştır. Ay bu sene bize kutlama falan yasak çünkü Meltem. Aa kutlamadan olmaz. Ya senede bir gün. Mutlaka kutlamanız lazım. Boş verin Teok'u filan. İyi de evde bir şey yapamayız. Çocukların konsantrasyonları bozulur. E onları alıp dışarı da götüremeyiz. Tesmes çözemezler. Ne yapacağız biz şimdi? Buldum. Şöyle yapalım. Yarın akşam siz bize gelin. Böyle güzel bir yemek yiyelim. Hı. Sonra da oturup sizin düğün videonuzu izleyelim ha? Olur mu ya? Fena fikir değil aslında. Ha, niye olmasın? Olur, tamam. O zaman siz de yemek yiyoruz, bizim evet. Düğün videosunu seyrediyoruz. Evet, evet. Hem çocuklardan uzaklaşmamış olursunuz, hem hep beraber böyle. Heh. Bak küçük de olsa mutlaka kutlamak lazım. Böyle bir atla, iki atla, ondan sonra Tuna da Haluk gibi olur. Bir daha boş verir, sakın. Aman, aman. Doğru söylüyorsun. Sakın. İyi, tamam o zaman. Siz de yemek yiyoruz, sonra bizim düğün videosunu seyrediyoruz. Tabii, tabii. Çok güzel akıl ettin. Emine, yarın güzel bir mantı açalım. Anne ben çalışıyorum, ne zaman açacağız? İkisini birden yapacaksın. Hem mantı açacaksın, hem kariyer yapacaksın. Hacca gelir. Yarın onunla beraber yaparsın. Hoş geldin oğlum benim. Hoş bulduk hanım. Hüseyin, cumartesi düğüne gideceğiz. Altın falan almamız lazım. Ben gitmem Emine, siz gidin. Olur mu canım? Yani senin en yakın arkadaşının oğlu evleniyor. Ya nasıl gitmeyeceksin? Ben bu ilminin oğlunun sünnetinde de kirveydim Emine. Kurtulamadım bu adamdan. Gitmemiz lazım Hüseyin, ayıp. Gidemem. Ya gitmemiz lazım. Gidemem Emine. Hüseyin, gitmen lazım. Ya bu kadın bir başına mı gitsin ha? Bunu kocası nerede demezler mi? Saygılar anacığım. Hem bak bir şey diyeceğim. Şu sakalını da kes. Düğüne böyle gelinmez. Adam asketme Emine. Nereden çıktı şimdi sakal? Ya düğüne böyle gidilmez. İnsan böyle bir tıraş olur. Takım elbise giyinir. Sakalımı makalımı kesmem kızım ben. Görmüyor musun nasıl yakışıyor? Styling yaptım ben. Bak bak havalara bak. Kıvanç Tatlıtuğ gibi maşallah. Ha tabii maşallah. Çok benziyor. Haluk. Yarın Gönül'le evlilik yıl dönümümüz. Çok güzel bir yere yer ayırttın valla. Baba baba baba. Çok güzel bir yere yer ayırtmış. Ne var abi? Evlilik yıl dönümümüz. Ne var bunda? Senin gibi zerolar yüzünden biz taş fırınların da başı yanıyor. Ne alakası var abiciğim ya? Çok alakası var. Hadi git Allah aşkına. Nesi özel abi? Siz evlenmeseydiniz eğer dünya krize mi girecekti? Yarın akşam burada yemek yiyelim diyoruz. Sonra da düğün videomuzu izleriz. Meltem'le öyle karar verdik. Ne dersin? Hayatım yarın bizim evlilik yıl dönümümüz. Evet evet işte o yüzden zaten. Gönül çocuklardan ayrı kalmayalım. Onları bırakıp gitmeyelim diyor. İyi tamam. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Zaten şey hard diskte bütün düğün videoları, bütün fotoğraflar. Hepsi bir tane hard diskin içerisinde. Bağlarım ben televizyona. 3 dakikada hallederiz. Seyrederiz tamam bir tane. Çok güzel oldu bu. Ben izlemem. Ne gerek var ki buna? Haluk buna nostalji deniyor. Senin bunu anlamanı beklemiyoruz zaten Haluk. Burada ol yeter. Biz düğündeydik zaten. Ben her şeyi çok iyi hatırlıyorum. O kadar çok zeroluk yaptık ki unutmak mümkün değil. Ne yaptım abicim? Ne yaptım? Söyle ne yaptım? Yani o kadar çok göbek attın ki... Yani bir damat o kadar göbek atmaz. Yani dansözden daha çok göbek attın. Bir de gerdan kırmalar falan. Yani... Ama şekerdi. Nedir yani? Çok şekerdi evet. Böyle bir kırıtmalar, böyle ceketi, böyle kemere falan şey yapıp böyle göbek atmalar. Bırak Allah aşkına. O ne ya? Zenne gibiydin oğlum. Saçmalama abiciğim. Onlar mutluluk göbekleri. Allah evet. Allah. Evet, mutluluk göbekleri. Evet.
Ya beni hayal edebiliyor musun öyle bir ay kadar? Keşke atsan Haluk. Vay keşke evet. Atsan. Mutluluk yok göbekleri yani. Diyor bak. Mutluluk göbekleri ne demek ya? Emine bana versene. Ay anne acaba bundan sonra ne dizisi var? Emine. Hüseyin. Artık kendi ayaklarının üstünde durman lazım. Sen git altın al. Altın mı? Ne altını? E altın al Cem. Çeyrek yeter. Onlar bize çeyrek takmışlar. Çeyrek altın kaç para? 230'u geçti. Bildiğimiz 230. Aslında tam evlenilecek zaman biliyor musun? Hüseyin git sakalını kes. Adam hasta etme Emine. Ben sakalımı makalımı kesmem. Hayda. Hadi biz kalkalım artık. Hadi. Yarın akşam görüşürüz o hadi zaman. Bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay. İyi geceler. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben yarın hazırlıkları yaparım size. Tamam canım. Tamam. Bay bay. Bir insan düğün kasetini baştan sona niye izlemek ister ki? Vallahi ben yokum. O 4 saati çekemeyeceğim. Haluk'cum, onlar bizim en yakın arkadaşlarımız. Bu da onların en mutlu günlerinden biri. Biz de onların sevinçlerini paylaşacağız. Düğünde paylaştık zaten. Altınımızı da taktık. Ne bu? 5 Oscar'lı film mi ki tekrar seyredeceğiz? Üzerinden o kadar zaman geçti. Hepimiz yaşlandık. Ne var yani? O hallerimizi görmeyelim mi? Vallahi yaşlanan bir tek benim. Hepiniz aynısınız. Buzdolabında yaşıyorsunuz sanki. Ha ben anladım. Sen yaşlandığını görmek istemiyorsun. Ne alaka? Sen yaşlansan da ben seni hala çok seviyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen yaşlandıkça ve saçlar falan bayağı karizmatik oluyorsun ha. Bir de şu sinirin olmasa. Vallahi sinirim de olmasa gider Barcelona'da oynarız kızım. O ne demek? Şimdi benim bunu anlatmam için dünya futbol tarihinin başına dönmem lazım. İçeri bir çekmedi. Vallahi anlatmaya benim de gözüm yemedi. Senin uykun yok mu ya? Hadi. Yok ben biraz kestirdim ya uykum açıldı. Biraz televizyon seyredeceğim. İyi ben yatıyorum çünkü sabah erken kalkıp toplantı öncesi bir şeyler okumam lazım. İyi tamam iyi geceler. İyi geceler. Diyeceksiniz ki macera bunun neresinde? İşte şimdi başlıyor. Evlilik yıl dönümünde düğün videosu izlemenin başınıza neler açabileceğini şimdi göreceksiniz. Olmaz böyle şey ya. Ya Allah aşkına oku ne olursun yalvarıyorum çalış ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika. Ben odaya geçiyorum hayatım. Tamam. İnşallah bu akşam biraz uyurum. Çocuklara bakıp yatacağım. Aman aman hadi inşallah. Hadi iyi geceler günün. Düğün videomuz bu hard diskteydi değil mi? Evet bunun içindeydi. Evet de yani. Onu mu izliyorsun? Hayır canım kontrol ediyorum ben. Hani bir aksilik olmasın diye her şey yolunda gitsin diye. Yani o açıdan şey yapıyorum yani. Sen hazır uykun gelmiş günü şey yapma sen yat istersen hadi bir tanem. Tuna. Heh. Gel hadi biz beraber izleyelim şurada şunu. Olmaz. Ne oluyor Tuna? Olmaz. Olmamalı. Yani olursa niye olsun ki o açıdan yani olmamasında fayda anlamında söylüyorum Gönül. Şimdi bu sen gelin gibi düşün kendini. Yani gelin düğünden önce hard disk görmek uğursuzluk getirir. Duymadın mı sen? Anladım. Sen böyle sürprizli bir şeyler hazırlıyorsun. Böyle videolar, klipler falan değil mi? Ay hadi ne olur bir bakayım. Yok, Tuna vallahi, lütfen. Yok vallahi olmaz ne olursun hiç ısrar etme ya. Sürpriz bu. Sürprizin şeyi kaçmasın ne olursun. Hadi sen şey yap Gönül. Uykuna kaçırma o açıdan diyorum ne olursun ya. Ben sonra şey yaparım bunları hadi. İyi tamam ben yatıyorum. Hadi sen de fazla uzatmadan git.